Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde am, is, are, to be, olmak fiilinin kullanımını öğreneceğiz. Haydi bakalım. Diğer slaytımıza geçiyoruz. Evet. Am, is, are, İngilizce'de olmak anlamına gelen to be fiilinin present halidir. Present hali şu andaki olaylardan bahsederken kullandığımız şekli demektir. Örneğin, diğer slaytımızda görelim. I am a learner dediğimiz zaman ben bir öğrenciyim demiş oluyoruz. Yani şu anda ne olduğumuzdan bahsediyoruz. Am, is, are, to be olmak fiilinin subject pronounlarda yani öznel zamirlerde kullanımına bakalım, öğrenelim. Am, is, are, to be olmak fiili kullanımı. I am a learner dediğimizde ben bir öğrenciyim diyoruz, öğrenelim diyoruz pardon. Yani şu anki olan bir olaydan bahsediyoruz. Şu an ne olduğumuzdan bahsediyoruz. He is a learner, she is a learner. O bir öğrenen, yine o bir öğrenen bayanlarda she kullanıyoruz arkadaşlar. It's a duck dediğimizde o bir köpek, it... Subject pronounını cansız ve hayvanlarda kullandığımızı biliyoruz daha belki dersimizden. We are learners dediğimizde biz öğrenenleriz. You are learners ve they are learners. Onlar öğrenenler. Peki. Am, is, are, to be fiili olumsuz kullanımını bahsedelim. Arkadaşlar bunlar ne oluyor? Am, is, are. Yani to be'lerden sonra, am, is, are'lardan sonra not kullanıyoruz. I am not a worker. Ben bir işçi değilim. He is not a worker. O bir işçi değil. She is not a worker. O bir işçi değil. It is not a dog. O bir köpek değil. We are not workers. Biz işçi değiliz. You are not workers. Siz işçi değilsiniz. They are not workers. Onlar işçi değiller. Peki arkadaşlar... Am, is, are, to be olmak fiili soru kullanımları ve cevap verme hakkında bahsedelim. Am I a doctor? Ben bir doktor muyum? Yes, I am. Evet, öyleyim. Ya da yes, I am a doctor. Evet, ben bir doktorum diyebiliriz. Ya da olumsuz cevap vermek için no, I am not. Hayır, değilim. Ya da no, I am not a doctor. Hayır, ben bir doktor değilim. Diye uzuncana cevap verebiliyoruz. Is he a doctor? O bir doktor mu? Is she a doctor? O bir doktor mu? Bunlara cevap vermek aynen yukarıdaki örneğimizdeki gibi olacaktır arkadaşlar. Am, is, are, to be olmak fiilinin VH sorularında ve cevap verirken nasıl veriyoruz? Bakalım arkadaşlar. What's your name? Senin ismin nedir? My name is Onur. My name is Julia gibi cevaplar verebiliyoruz kendi ismimizi söylerken. When is your birthday? Senin doğum günün ne zaman? It is on 5th of July. Benim doğum günüm Temmuz'un 5'inde. What's that? Şu nedir? That is a table, a dog gibi ifadeler kullanabiliriz. What is this? Bu nedir? This is a glass. This is a computer gibi cevaplar verebiliriz arkadaşlar. Where is he? O nerede? He is at home. O evde gibi bir cevabımız olacaktır. Arkadaşlar, am, is, are, to be fiilinin kullanımı tense'ler yani İngilizce zamanlar kursumuza temel teşkil eden derslerden bir tanesidir. Bir önceki dersimiz subject pronounlar yani öznel zamirler olacaktır. O dersimizi gözden geçirmiş olduğunuzu umut ediyorum. Dersimizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İngiliz Webleri Admini Onur Kalfat, ben İngilizce öğretmeni Onur Kalfat. Hepinize İngilizce öğreniminizde başarılar diliyorum. Teşekkürler.